Merhaba. Arkadaşlar, işletme okumak isteyenler aranızda vardır. Ben yönetim bilişim sistemleri son sınıf öğrencisi. Birçok firmaya başvurmuş ve onlardan aldığı dönütlerle sizlere bilgi vermeye çalışan biriyim. Bu yüzden bu videoyu izliyorken kanala da bir göz atın ve hoşunuza giderse beğenin, abone olun ve etkileşimde kalın. Yorum yapın çünkü bizler etkileşime ihtiyaç duyuyoruz. Sizler de bilgiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu etkileşim çerçevesi içerisinde birlikte olalım istiyorum. Arkadaşlar, işletme okumak istiyorum ama çevrem bana diyor ki okuma. Bak şurayı da bitirsen, burayı da bitirsen işsiz olursun. Birincisi, arkadaşlar bir büyük üniversitedeyseniz ODTÜ olabilir, İTÜ olabilir falan filan. Bu üniversiteleri, kulüpleri veya kariyer merkezleri sizi zaten gerekli alanlara yönlendiriyor. Diyorlar ki arkadaşlar size yardımcı olalım, CV'nizi oluştururken de yardımcı olalım, sizleri seminerlerle de destekleyelim. Bizim kaliteli insanlarla anlaşmalarımız var ve gerekli olursa, bir açık olursa biz sizi zaten yönlendirebiliriz. Gerekli duyduğumuz öğrencileri, beğendiğimiz öğrencileri zaten biz yönlendirebiliriz diyorlar ve bunu bazı akademisyenleriniz zaten yapabilir. Yani tanıdığı kurumlar, kuruluşlara sizi önerebilir. Bu benim güzel bir öğrencim diye referans olabilir. Böyle bir durumda iken bile, yani sizin bu şekilde bile yükselme şansınız varken birilerinin size "Oğlum yapma, kızım şu bölümü okuma. Bak şu Mehmet'in kızı şöyle olmuş. Ahmet'in oğlu böyle olmuş" demeleri sizi ilgilendirmemeli. Bu birincisi. Bu kendi ayağınızı kendiniz kaldırabilmenizi gösteriyor. Bu var, bu var. Ama benim anlatacağım CV'nizi siz destek olmadan da kendiniz nasıl güzelleştirebilirsiniz? Veya ben ya şu bölümü okuyacağım ama ya mezunları pek de iş bulamamış. Ben nasıl bulacağım? Aralarından ben nasıl sıyrılayım? Diyorsanız güzel, doğru yerdesiniz. Arkadaşlar, bakın, şöyle bir düşüneceksiniz. İnsan kaynakları olsam ne olurdu? Bunu ben nereden bileyim? Olmanıza gerek yok. İnsan kaynaklarının LinkedIn'deki profillerine girin. Yani LinkedIn'i arama kısmına insan kaynakları yazın. Çeşitli firmaların insan kaynaklarının profillerine girin. İncelemeye başlayın. Neler yapıyorlar, ne istiyorlar, ne konuda paylaşım yapmışlar, şirketlerde çalıştığı departmanlardaki alt birimleri ne? Hangi alanlarda çalışmışlar, ne yapmışlar? Yetenek, bakın, yetenek geliştirme alanında bile şirketlerde departmanlar var. Yani şirketlerde şöyle bir düşünelim. Çalışanların, normal çalışanların, bakın siz bir şirkete girdiğinizde diyelim ki şurada normal bir çalışansınız, uzmansınız, sonra pardon uzman yardımcısınız, uzman oldunuz, sonra yöneticiliğe yükselmek istiyorsunuz. Yani sizin yeteneğiniz geliştirilmeyecek mi? Siz dümdüz kaldığınız yerde mi yönetici olacaksınız? Bunu biliyorsunuz. Hayır. Fakat düşünün, bu insanlara bile eğitim verilmeye çalışılıyor. Bunların yeteneklerinin geliştirilmesi çalışılıyor. Böyle bir ortamda siz sadece işletme okudum, mezun olunca işsiz mi kalacağım? Evet, sadece işletme, sadece mühendislik, sadece ekonomi, sadece muhasebe, sadece istatistik okuyup mezun olursan, istersen 4 ortalaman olsun, İşte o hocaların önermesi aşamasında pek bir yardım olunmamışsa sana, işte o çok çok iyi üniversitelerde değildiysen, sen kendi CV'ni geliştirmediğin takdirde onların gözünde 1 ve 0'dan farkın yok. Yani ya yüksektesindir ya alçaktasındır. O yüzden roket atarla fırlamamız lazım. Nasıl olacak? Arkadaşlar, nasıl güzel CV hazırlanır videomuz var. Bir oraya bakın. İş ve staj, tabii o CV'nizi hazırladığınız aşamada. Şey değil. Nasıl güzel LinkedIn profili hazırlanır videomuz var. O size çok yarayacak. Lütfen nasıl güzel LinkedIn profili hazırlanır videoma bir bakın. LinkedIn profiliniz CV kadar önemlidir. Birçok firma için. LinkedIn profiliniz olacak, güzel olacak. Sertifikasyonlarınız CV'de olacak, LinkedIn profilinizde de olacak. Detaylı açıklamanız, keywordleriniz, anahtar kelimelerle kendinizi tanımlamanız gerekiyor. Stratejik düşünmeye sahibim, analitik düşünmeye sahip, düşünceye sahibim. Yardım, problem çözme yeteneğim vardır. Gibi gibi gibi. Bu keywordler geçecek. Bu tarz keywordler geçecek. O size kalmış. Hani araştırın. Güçlü yönlerim, zayıf yönlerim. Kendi SWOT analizimizi nasıl yapabiliriz? İşte ne yazabilirim? Başkalarının profillerinden tabiri caizse çalın. Yani bakın,
Ya bu beni tarif ediyor deyin, alın koyun. Bakın, bir sertifikasyon mu almış biri? Nereden almış ya? Belki ben de alabilirim. Bakın, alın koyun. Arkadaşlar, benim profilime bakın alın koyun demiyorum. LinkedIn'deki profilimi yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Fakat benim profilime bakın alın koyun demiyorum. Diyorum ki kendinize uygun sertifikasyon programını bulun. Birilerinin profilinden bulabilirsiniz. Nasıl bulacağım? Okulun ismini yaz. Kişilere gir. O okuldaki kişileri bul. Şirketin ismini yaz. Gir. O şirkette çalışan kişileri bul. CEO'suna kadar bulursun. Şirketin ismini yaz LinkedIn'de. Gir. Kişilere bak. Çalışan kişileri gör. O profilleri bir incele. Veya öğrenciler. Boğaziçi okuyor. Gir. Bak profilleri incele. Hangi sertifikasyonlar var? Var mı yok mu? Nerede deneyim kazanmış? Ne yapmış? Ben de yapabilir miyim? Örnek alalım. Bunun dışında sertifikaları edinebilmek için veya staj ve iş başvurularında size yardımcı olabilecek siteler var. Bu çok güzel bir şekilde CV oluşturduktan sonra keywordleriniz var CV'de, tamam mı? Ben bunu yapabiliyorum, şunu yapabiliyorum. Baya baya yazdınız. Ben bunu yapabiliyorum, şunu yapabiliyorum. Bu tarz düşünebilme yeteneğim var. Keywordler halinde benim edindiğim beceriler var. Okulda yaptığınız ödevler, projeler orada başlıklar halinde yazıyor. Hangi alanda proje yaptınız, ne konuda yaptınız, ne yaptınız, nasıl geliştirdiniz yazıyor. Takım becerisi var mı? Grup çalışması yaptınız mı? Yaz grup çalışması. Takım becerisi. Liderlik, takım liderliği falan. Yaz. Ne yazabiliyorsan yaz. Orada gözüksün. Çünkü bazı CV'ler yapay zeka ile taranıyor. O keywordler var mı diye. Yoksa bataşa. O yüzden lütfen bakın. CV, LinkedIn bunlar güzel doluyor. Sizi tarif ediyor. Dil biliyorsanız bunu yazıyorsunuz. Ancak ben dil biliyorum. Allah Allah ya. Faruk amca gelsin. Fatma teyze gelsin. Şu desin ki ben dil biliyorum. Çıkar göster. Değil mi? Nasıl gösterecek? Pearson'dan mı? Oxford'dan mı? Cambridge'den mi? Nereden aldın sen bu dil sertifikasını? Göster bakalım. Onu yaz yani. Şunu demek istiyorum. Pearson'dansa Pearson B2 yaz. C2 yaz. B1 yaz. Hani Oxford'dansa Oxford'dan yaz. YDS ise bu YDS 65 yaz. YDS 80 yaz. TOEFL'sa onu yaz. IELTS'sa onu yaz. Ama yaz. İngilizce biliyorum B2. Allah Allah ya. Ben de biliyorum. O da biliyor. Fransızca biliyorum C2. İstediğini sallarsın değil mi yoksa? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Böyle bir CV de olamaz. Olmamalı yani. Dikkat edelim buna lütfen. Diyerek devam ediyorum. CV güzel, LinkedIn güzel. Kardeşim ben iş bulacağım. Nereden başvuruyorum? Kariyer.net, Kariyer.net. Herkes Kariyer.net diyor. Hayır ben Kariyer.net demiyorum. Oradan da başvurun. Orayı hafife almayın. Hala devam ediyor ama Top Talent, Yodel gibi siteler var. Top Talent, Yodel, Talentopia. Bu sitelerde artık şirketler yetenek programları açmaya başladı. Büyük şirketler. Ve iş ve staj fırsatları videomda bunların detaylarını verdim. Oraya o sitelere bir göz atın. LinkedIn'den bana mesaj atın. Tamam mı? Mesaj atın. Instagram'da @m.mgkts benim hesabım. Mesaj atın. Deyin ki ben nereden bu iş ve staj fırsatlarını takip edeyim? Ben size özel olarak bir liste halinde atayım yani. Veya daha detaylı sorun. Arkadaşlar soru sormaktan çekinmeyin. Ve işletme okuyanlar teknolojik bilgi birikiminde olsun diye yüksek lisansını yönetim bilişim sistemleri alanında yapabilirler. Yönetim bilişim sistemleri hakkında 3 videom var. O alanı merak edenler de izleyebilirler. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. CV'niz, LinkedIn'iniz güzelse ve ben deneyimlerimle de aktarıyorum. Talentopia, Yodel gibi siteleri kullandıysanız, oradan iş başvuruları yaptıysanız, sizin genel yetenek programlarını, genç yetenek programlarını, iş ve staj fırsatlarına birinci aşamada geçmeme imkanınız yok. Yani CV'niz incelenir ve okeylenir. Sizi ikinci aşamaya alırlar. Çoğu şirketin ikinci aşamasına alındım. Üçüncü aşamasına alındığım nadir şirketler oldu. O benimle alakalı. Mülakat aşamaları çünkü. Ancak arkadaşlar size diyebilirim ki şu aşamada bu şirketin ismini veremiyorum şu an hangi şirkette görüşme halinde olduğumu. Demek ki bir şeyler oluyor ki size aktarıyorum. Üçüncü aşamalara gelememem benim hatam. Geldiysem bile oradan reddedilişim benim hatam. O yüzden arkadaşlar bu kısım sizi ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendiren CV, LinkedIn nasıl güzel olur? Tamam bunu hazırladım. Ondan sonra ne olacak? Sertifikasyonlarınızı eklediniz. Yani Yotol, Top Talent gibi sitelerden de sertifikasyon alabilirsiniz. Seminerlere katılıp ve çeşitli kurum kuruluşlardan iş ve staj fırsatları diye videom var dedim ama birçok videomu kontrol edin.
çeşitli bilgeis.net gibi size işletmesel alanda da bilgiler katacak sayfalar, sertifika edinme platformları var. Paralı parasız. Uzaktan eğitim merkezleri var üniversitelerin. Bunlar paralı ama isteyen tabii buradan da eğitim olabilir. Ama bilgeis.net gibi bedava ve çeşitli seminerler düzenleniyor. ODTÜ'de bunlar online'da olabiliyor. ODTÜ'de, Boğaziçi'nde bunun gibi programlar da olabiliyor. O yüzden takip edin ve çeşitli ilgi alanlarınıza göre bu programlara başvurabilirsiniz. O yüzden takibi iyi yapmak lazım. Bizim kanalımızda zaten eğitim ve iş fırsatlarını yaymaya devam edecek. O yüzden kanalımıza isterseniz takipçisi olabilirsiniz kanalımızın. Kendinize çok iyi bakın. Soru sormaktan çekinmeyin. Bunları yaptıktan sonra birinci aşamayı, CV aşamasını tamamen geçerek siz diğer adaylardan sizler de sıyrılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla.